Evet, merhaba arkadaşlar. Bir önceki videolarda biliyorsunuz yazmış olduğumuz senaryonun içeriğini hazırlamıştık. Yazmış olduğumuz senaryoyu böyle bir çizgi film vari şekilde hazırlamıştık. Şimdi de size başka bir örnek göstermek istiyorum. İşte bir derse entegrasyon örneği olabilir bu. Örnek veriyorum, sizin bir konunuz var. Misal olarak diyelim ki işte savaşlar, tarihteki savaşlar. Tarihteki savaşları çok öğrencilerinizin izlemesini istiyorsunuz. İşte onlarla ilgili bilgi almasını istiyorsunuz. Misal olarak bir VR içerisinde basit bir sergi yapabiliriz mesela onlar için, ama bir video sergi yapabiliriz. Veyahut da ne bileyim işte bunun haricinde işte soru sorup tıklandığı zaman doğru cevap şeklinde ayarlayabiliriz, ama bense böyle basit bir sergi ayarlamaya çalışacağım ilk etapta. Şimdi ben bunun için ilk etapta videolar, işte bu konuyla alakalı olan videoları ve konuyla alakalı olan resimleri önceden yükledim arkadaşlar. Çünkü bunları yüklemediğimiz takdirde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Şimdi şöyle bir alalım. Şuradan da kameramızı şöyle biraz geriye alalım. Ha bir de sahne de ayarlayalım hemen bir tane. Misal olarak nasıl olsun? Şöyle bir sahne olsun, örnek veriyorum. Evet. Şimdi öyle bir sahneyi aldık. Şimdi buraya bir duvar çıkardım. Bu duvarı niye çıkardım? Sergi duvarı olarak düşündüm bunu. Sergi duvarı niyetine çıkardım. Bu duvarı duplicate deyip çoğaltıyorum. Şöyle bir ileriye alalım. Bir daha bir duplicate diyelim. Onu da hemen şöyle yanına alalım. Yanına da aldıktan sonra bir duplicate daha atalım. 4 tane videomuz var toplamda. Böyle karşılıklı olarak bunları ayarlamış olalım. Şöyle videomuzu da şuraya aldığımızda tam karşısına doğru hepsini görecek şekilde ayarlamış oluruz. Şimdi karşımızda görüntülerimiz var. Videomuz burada. Şimdi arkadaşlar ben hemen yüklemiş olduğum resimleri tek tek alıyorum. Önce bir dandanakan resmini alıyorum. Şuraya getiriyorum. Şimdi bakın, bu dandanakan resmini duvara monte etmek istiyorum. Ben dönüp atak diyorum ve şuraya tıkladığımda ve şunu da büyüttüğümde o duvar boyunca aslında onu büyütmüş oluyorum. Ve buna tıklayıp aslında resmi hiç görünür kılmamıza da gerek yok. Çünkü genelde videolar üzerinden çalışacağız bir defa. Şimdi tekrardan diğer resimlerimizi de hemen bir yükleyelim. Veya sırayla gidelim. Bakın dandanakan dedik. Şuraya bir dandanakan diyelim. Yine videomuzu aldık bir defa farkındaysanız. Ben yine atak diyorum. Videoyu buraya monte ediyorum. Ve videomu büyütüyorum. Ancak ben videomun isminin görünmesini istiyorum açıkçası. Kodeye gelip Codeblocks dediğimde o görünür pozisyona geliyor. Sonra tekrar resmimize geliyorum. Ankara Savaşı. Ankara'ya atak. Yapıştır duvara. Şunu biraz büyüt. Evet, büyüttükten sonra bu yapıştırmayı biliyorsunuz. Çocuğun eline kitap veya benzeri şeyler yapıştırırken de kullanmıştık hatırlarsanız. Şimdi bu sanırım Ankara'ydı. Evet, Ankara Savaşı. Buradan da Ankara videomuzu alıyorum. Yine atak diyorum. Ve buraya monte ediyorum. Ve büyütüyorum. Büyüttükten sonra da videomuza tıklayıp videomuzu görünür yapıyorum. Aa, bir de unutmadan videolara gelip videoyu tıklayıp autoplay'i kapatırsak çok iyi olur. Çünkü yoksa direkt olarak bu ekran başladığı anda bütün videolar oynamaya başlayacaktır. Şimdi üçüncü resmimize gelelim. Malazgirt'i aldık. Sağ tıkladık, atak dedik, yapıştırdık, büyüttük. Şöyle duvar boyunca büyüttükten sonra şu biraz fazla büyüttük, bir boy küçültelim. Sonra tekrardan videomuzu alalım. Ankara'ydı. Şuradan atak diyelim, yapıştıralım ve videomuzu bir büyütelim. Ve son olarak bu defa Kösa Dağı alıyoruz. Bir şüphelendim. Burası Ankara'ymış. Burası neymiş? İkisine de Ankara'yı almışız. Bu Ankara. Bu da Ankara. Bunu de atak yapalım. Bir saniye. Şunu bir silelim. Sildikten sonra bu neymiş? Ha, Malazgirt'miş. Özür dilerim. Evet. Bu tip hatalar yaptığınız zaman tabii ki sonradan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Erken farkına vardık. O sebepten dolayı şu autoplay'i de kapatalım. Şimdi buna tekrar sağ tıklayıp atak deyip şuraya yapıştıralım ve büyütelim. Şimdi bu neydi? Bu da Köse Dağı'dı. Bunu da alıyoruz. Atak deyip şuraya yapıştırıyoruz. Resmimizi büyütüyoruz. Büyüttükten sonra
Ben tekrar upload'a geliyorum. Buradan benim buraya koyduğum video muydu? Hayır, resimdi. Tamam. Köse Dağı resmiydi. Şuradan da Köse Dağı videomuzu alıp yine videomuzu otomatik oynatmaya kapatalım. Tekrar tıklayalım. Kode görünsün ve tekrar atak deyip yapıştıralım ve bunu bir büyütelim. Şimdi dikkat ederseniz artık birçok şeyimiz tamamlandı. Şöyle biraz oynayarak dümdüz bir alana getirelim. Şimdi bakın, artık sahnemizde tüm görüntülerimizi monte ettik. Yani tasarımlarını bitirdik. Şimdi ben buradan kod bölümüne geliyorum. Kod bölümüne geldiğimde Cospace'e tıklıyorum. Şimdi bu Cospace'e tıkladığımda ilk etapta sizde büyük bir ihtimalle şu beginner mod açık olacaktır. Yani şurası. Şu alttaki settings'e bastığımız zaman beginner mod açık olacak. Beginner mod açık olduğunda da siz burada videoyu göremeyeceksiniz. Bu sebepten dolayı bunu Advanced koda çeviriyorsunuz arkadaşlar. Advanced koda çevirdikten sonra bakın play video, stop video karşımıza geliyor. Şimdi biz tabii ki sahneye çıktığımız anda aslında önce resmi görmek istiyoruz. Resme baktığımız zaman da biz videonun oynamasını istiyoruz. Yani şimdi ancak resmin tabii ki ön tarafta görünmez olmasını yapmamız gerekiyor. Bu sebepten dolayı ben ilk etapta buraya hemen geliyorum. Şurada set opacity görünmez ol. Bu neydi? Dandana kandı. Dandana kan diyorum ki Dandana kan savaşı görünmez olsun. Nasıl olacak görünmez? Buradan geliyorum. Sıfıra basıyorum. Sıfır dediğim anda o artık orada görünmez. Şimdi ben buna tıklandığı zaman daha pardon tıklanmasına gerek yok. Ona bakıldığı zaman videonun oynamasını istiyorum. Kafayı çevirdiği zaman da geri durmasını istiyorum. Bu durumda hemen biz şuradan eventlere geliyoruz ve eventlerde evet eğer değilse şimdi bakın burada eğer Dandana Kan Savaşı'na bakılırsa yapmasını istediğim şey şu: tekrar bizim bu videomuz görünür olsun. Hemen bunu şöyle yapalım. Şuraya şuradan da bunu yine 100 yapalım. Görünür olsun. Görünür olduktan sonra ben bu videonun oynamasını istiyorum. Buradan geliyorum. Play video Dandana Kan'a. Videonun oynamasını istiyorum. Ben baktıkça bitene kadar kalmasını istiyorum. Yani kapanmamasını istiyorum. Ama bittikten sonra da durmasını istiyorum. Eğer kafamı çevirirsem videonun durmasını istiyorum. Ve ben bunun tekrardan şurada en tepede olduğu gibi görünmez olmasını istiyorum. Bakın. Şuraya gelelim. Şuraya koyalım. Evet. Şu an aslında kodlarımızı tamamladık arkadaşlar. Ben şimdi birinci videoya dönüp baktığımda görünmeye başlayacak. Sahneye geldim. Evet, şu an farkındaysanız hiçbirisi görünmüyor. Buradaki videolar zaten görünür pozisyonda ama buradaki video görünmüyor. Ben bu videoya baktığımda evet, dikkat ederseniz videomuz oynuyor. Geri çektiğim zaman da videomuz oynamıyor. Ve biliyorsunuz bir yerde gezinebiliyorsunuz. Ben şu anda bilgisayarımın oklarıyla geziniyorum açıkçası. Ama VR üzerinde de bu tip gezinmeleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer ki kumandalı bir VR gözlüğünüz varsa çok rahat bu işlemler olabiliyor. Onu da söyleyelim. Şimdi birinciyi yaptık. Birinci yaptığımız bizim şöyle bir geri dönelim. Birinci yapmış olduğumuz bizim neydi? Dandana kandı. Dandana kanı bitirdik. Ben şuradan hemen dönüyorum. Rename diyorum. Şuraya işte Dandana kan diyorum. Sonra şuraya bir tane daha koblok açıyorum. Buna da şuradan bakalım. Ankara diyelim. Sırayla gidelim. Tepeye hemen hepsini yazalım da tek tek uğraşmayalım. Ankara dedik. Üçüncü bizim Malazgirt'ti. Bir daha Malazgirt içinde bir yer açıyorum ve adını değiştiriyorum. Malazgirt diyerek ve son olarak da tekrardan şurada ismini değiştiriyorum ve Köseda. Bunları niye yapıyorum? Çünkü biraz sonra çok kolaylaştıracağım işi. Şimdi birinci videoda farkındaysanız hepsini tek tek yaptık. Şimdi ikinci video için yapacağım şey çok basit. Bakın tıklıyorum.
Tıkladıktan sonra shift tuşuna basıyorum. Pardon, özür dilerim. Birinciye basıyorum. Ctrl'ye basıp evet, Ctrl'ye bastığımda ikinciyi de seçmem lazım normalde. Shift'e bas. Evet, Shift'e basılı tutuyormuşuz. Özür dilerim. Shift'e bastığımızda seçebiliyoruz. Kopyalıyorum. Kopyala dedikten sonra Ankara'ya geliyorum. Bakın buraya sağ tıkladığımda bir şey çıkmıyor. Ctrl V tuşlarına bastığımda yapıştır geliyor. Şimdi bizim ikincimiz Ankara'ydı. Artık ben buradaki her şeyi arkadaşlar dönüp şuradan Ankara yapıyorum. Başka da herhangi bir şeyle oynamama gerek yok. Tek tek Ankara'yı yazıyorum burada. Ve bu da Ankara. Şimdi kodlara bakalım. Tamamı Ankara. Yine Malazgirt'e geliyorum. Ctrl V yapıyorum. Bu defa hepsini Malazgirt yapıyorum. Tamamı Malazgirt şeklinde. Evet, yanlışlıkla Ankara yaptık. Ankara yaptığımızda kod da hata verecektir. O yüzden mutlaka tek tek kontrol edin bunların hepsini. Evet, Malazgirt yaptık hepsini. Ve Kösedağ'a geliyorum. Yine Ctrl V'yi yapıştırıyorum. Tamamını Kösedağ'a yapıyorum. Evet. Şu an arkadaşlar yapmak istediğim her şey bitti. Şimdi kodları tekrar anlatacak olursak. İstedim ki o sahne başladığı zaman video görünmez olsun. Yani burada opacity dediğimiz görünmezlik sıfıra ayarladım. Ama eğer ki ben o resme bakarsam, o resmin önünde aslında gizli bir video var. Yani videoya bakarsam bu durumda video %100 görünür hale gelsin. Video oynamaya başlasın. Bitene kadar devam etsin ve bittikten sonra da dursun. Ama eğer ki ben gözümü çekersem oradan bu durumda video dursun ve görünürlük sıfır insin tekrar görünmez bir hale gelsin. Kodlamamızı bu şekilde yaptık. Şimdi sahnemize bir bakalım. Bakın bütün hepsi duruyor. Ben üstlerine geldiğimde videolar oynayacak. Evet. Şu anda farkındaysanız bütün sahnelerimiz artık görünür vaziyette. Ben şimdi bakın farem benim şu anda tam olarak üstünde değil. Az daha ilerlediğimde farem üzerine gelecek ve oynamaya başlayacak. Evet. Artık ben bunu en yakından izleyebiliyorum. Şuradan hatta sahneyi biraz kaldırırsam tabi orada sahneyi kaldırdığım görüntülerde biraz sıkıntılar olabilir. Şöyle yapalım tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şey aslında yaptığımız. Yani burada bir sergimiz var. Ancak bu sergide videolar da oynatabiliriz kodlamalarla. Resimler de gösterebiliriz. Dilersek arkadaşlar şöyle diyeyim. Biz bunda illa bir resim veya video oynamasına gerek yok. Ben dönüp burada şu resmin üzerine tıklayıp dönüp de şuradan resmi bir ayıralım. Daha net görebiliriz o zaman. Şimdi resmi kaldırdım. Şimdi burada resmimiz var. Ben misal olarak buraya gelip şurada alt tarafta Action'a gelip bakın Show Info Panel Title diyor. Show Info Panel Title'e geldiğimde ben eğer burada dönüp buraya işte deneme diyelim. Ben buraya merhaba diyeyim. Resmimiz hangi resmimizde görünecek bu? Orası sanırım Dandanakan'dı. Dandanakan resminde baktığımda görünür pozisyona gelsin istiyorum. Videomuzda işimiz yok. Bir bakalım şimdi biraz kodları biraz değiştirdik. Evet. Bak farkındaysanız evet, videoyu ön tarafa çektiğim için ondan dolayı oluyor bu. Şimdi şöyle biraz ileri gidelim. Ha, videodan kaynaklı olarak gidemiyoruz. Görünmez bir videomuz var orada arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çekilelim. Videoyu arkamızda bırakalım. Evet.
Dikkat ederseniz buraya geldiğimde eğer ki show info panel daha başladığı anda info panel geliyor bakın. Dikkat ederseniz. Ama ben bu info paneli kalkıp da eğer ki buradan kaldırıp şuraya monte edersem, buraya monte edersem, bakın şimdi video benim arkamda kaldığı için, daha doğrusu önümde kaldığı için video şurada bir yerde. Şöyle bir gidelim. Ha pardon. O videoya baktığımda şunu da tabii ki biz MP4'ten ha burada tabii ki bunu biz görünmez yapmıştık. Dandan Akan'ın görünmesi lazım. Eğer Dandan Akan'a bakarsam orada bir görüntü çıkacak şimdi. Bakın deneme çıktı. Tekrar yapalım. Evet, Dandan Akan'a baktığım anda bir görüntü çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi bunu da arkadaşlar gerçekleştirebilirsiniz böyle bir şeyi. O sebepten dolayı yani yapabileceğimiz aslında çok fazla şey var. Biz bu çok fazla olan şeyi hayal gücümüzle istediğimiz şekle dönüştürebiliriz. Şu videomuzu tekrardan biz bir atak deyip şöyle bir monte edelim. Yine orada kalsın. Artık tekrar kodumuz geri yerine geldi. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili anlatacağım da bu kadardı. Yalnız dediğim gibi istediğiniz hemen hemen her şeyi bunun üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Tamamını da VR içerisinde izleyebilecek pozisyona gelebilirsiniz. Ha, diyelim ki bunu VR'de yapmak istemiyorsanız, farkındaysanız bu şekilde de öğrencilerinize bir bilgisayar üzerinden, VR gözlüğünüz yoksa bilgisayar üzerinden de bunu öğrencilerinize izlettirebilirsiniz. Bu arada oynuyor. Ama kodu bulduk herhalde. Bakalım 0 100 0 ha pardon dandana kana özür dilerim. Köse dağa baktığımızda köse dağ oldu. Evet geri geldi. Şimdi demin bunu yapmıştık. Yani bu şekilde aslında bilgisayar üzerinde dahi bunu çocuklara sanki bir oyun oynuyormuş gibi bir sergiye dönüştürüp yine izletebilirsiniz. Evet. Bundan sonraki konumuzda arkadaşlar paylaşımı nasıl yapacağız? Bununla ilgili bilgileri izlemek için bir sonraki videomuzu izleyiniz.